Son Söz TV'ye ve Gizlerinin Peşinde programına hoş geldiniz. Anımsarsınız, yanılmıyorsam 1998 Robert Redford başrolünü oynamıştı. Atlara fısıldayan adam. Biraz sonra konuk edeceğim. Dostumu her gördüğümde aslında o filmi anımsarım ama atlara değil, suya fısıldayan adam diye düşünürüm. Benim için o bir su feylozofu. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum, bilerek söylüyorum. Feylozofu. Özel olarak Ankara sularını, derelerini, yerin altında olan her şeyi iyi bildiğini düşünüyorum. Onlara fısıldadığını düşünüyorum. Derelerin ona fısıldadığını düşünüyorum. Ankara'yı konuşacağız, derelerini konuşacağız. Ama dere de yok diye düşünüyorum. Bulunduğumuz yer çok ilginç bir mekan. Biraz sonra konuğum bunu size anlatsın istiyorum. Hasan Akyar'ı davet ediyorum. Hadi başlayalım. Hasan Hocam merhaba. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili üstadım, anonsu da söyledim. Benim için siz Ankara sularının filozofusunuz. Felsefi olarak da onunla kurduğunuz bir ilişki olduğunu, birlikte ürettiğimiz bir sürü projede de gördüm açıkçası. Bugün buraya şunun için sizi davet ettim. Çok özel bir mekandayız. Burayı siz biraz sonra anlatırsınız. Bir şey düşünürüm hep. Yine sizden mülhem, bir önceki başka sohbetimizde öğrenmiştim. Ankara'da 200'ün üzerinde dere var. Çaylar var, dereler var. Biz şimdi bunların sadece bir tanesini ya da iki tanesini dere formundan çok uzak buna tanıklık ediyoruz. Şimdi bu dereler, şunu da iyi biliyorum, sizden biliyorum. Dereler kaybolmuyor. Sadece diyelim ki su yok ama yatağıyla duruyor. Zaman zaman da ekstra sağanaklarda kendini hatırlatıyor. Ben buradayım aslında diye. Bu dereler nereye gitti? Çok güzel bir soru. Fakat ben önce programı açışta bir niteleme yaptınız hakkımla ilgili. Suya fısıldayan kişi diye. Aslında artık derelerimiz ya da fısıldamıyor, çığlık atıyor. Herhangi bir kent içinde bir rögar kapağını kaldırsanız aslında bir kanalizasyon akıyor ama geçmişte orası bir dere. Değil mi? Ve o çığlık atıyor. Ben fısıldasa duymam. Bu yaşta zaten duyumuz, gençliğimiz azaldı. Fakat çığlık attığı için duymamazlık olmuyor. Ama bu sizin şimdi çığlık dediğiniz, benim fısıldama dediğim şeyi başka hiç kimse de duymamışız zaten. O sağırlıktan değil. Evet. Algıları kapalı diyelim. Öncelikleri farklı. Özellikle son 10-15 yıldır herkesin geçim derdi var, gelecek endişesi var, çocuklarıyla ilgili hayal kuramıyorlar, öyle bir durumdalar. Artık dereler çığlık da atsa onları duyacak durumda değiller. Güzel. Ben de işte bu noktada böyle kendime görev edindim. Çünkü ben mesleğim inşaat mühendisliği ama inşaat mühendisliğinin su dalında uzmanlığımı yaptım. Çevre mühendisliğinde yüksek derecemi aldım. Yani suyla ilgili ne varsa bilimsel, akademik o çalışmalara girdim. Yayınları taradım. Fakat bunların hiçbiri suyu tam anlamıyla açıklamıyordu. Bir mühendis suyu Süleyman Demirel'in tabiriyle metreküp olarak görür. Ben bu metrekütten nasıl yararlanırım? Bu metreküp milyonlarca olunca su baskını yapar. Ben bunu nasıl ötelerim? Bunlar bir yerde durgun su haline gelirse sivrisinek ürer, sıtma olur. Sıtmayla savaşacağım, nasıl savaşacağım? Bataklıkları kurutayım. İşte Amik Ovası'ndan tutun. Birçok değerli sulak alanımız. Yani sonra havaalanı yaptığımız yer değil mi hocam? Mesela Amik Ovası öyle. Evet. Ve şeyde de gündeme geldi, son depremde de gündeme geldi. Bir mühendis suyun miktarıyla ilgilenir. Daha sonra 60'lar 70'lerden sonra suyun kalitesiyle de ilgilenilmeye başladı. Ve ilk çevre mühendisliğinin fikri de zaten bu su kalitesiyle ilgili. Kalitesi bozulmuş suları nasıl arıtırım? Buna karışan evsel pis suları nasıl arıtırım? Özellikle sudan kaynaklanan ciddi epidemiler oluyor. Şimdi hani yakın zamanda pandemi, virütük kaynaklı pandemiler gördük. İşte pandemiden ölenlerin sayısı belli. Halbuki sudan kaynaklı mikrobik, bakteriyel hastalıklarda ölenler en az 100 kat, 1000 kat daha fazla yer küremizde. Evet. Ve mühendisler bunlarla da ilgilenmeye başladı. Sadece sağlıkçılar değil. Sağlıkçı hasta olanı iyileştiriyor. Hı hı. Önemli olan
hastalık yaratan etmenlerin ortadan kaldırılması. Bu da tıpta toplum hekimliğini, koruyucu hekimliği gündeme getirdi. Mühendislikte de işte kirlenmiş sudan su yetersizse içme suyunu arıtarak içme suyunu sağlıklı sunmak, evsel pis suları, endüstriyel atıkları arıtarak doğal çevreye vermek gibi bu mühendislik dalları gelişti. İşte ben herhalde 50 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Ve şunu gördüm. Bunlar suyun tanımanın %10'u 15. Bütün bunlar. Yani baraj mühendisliği, sulama mühendisliği, işte efendim taşkın önleme, gölet, içme suyu sağlanması, endüstri suyu sağlanması aslında suyla ilintimizin aslında %20'sini geçmez. Bunu farkına vardım. Suyla asıl toplumun ilişkisi var. Mesela insanlar tarihte ilk yerleşimleri su kenarında yapmışlar. Ama dikkat edin, deniz kenarında değil, tuzlu su kenarında değil, tatlı su kenarlarında. Hep bu örneği veriyorum. Sizin daha önceki programlarında da gündeme geldi. Dünyanın halen en önemli başkentleri deniz kıyısında değil. İstanbul hariç. İstanbul bambaşka bir kategoride. Ama işte Türkiye'nin başkenti Ankara. Ankara niye başkent? Çünkü bundan 100 yıl kadar önce, başkent olmadan önce suyu bol, her tarafta dere var. İşte Çubukçayı, Hatipçayı tertemiz akıyor. Şimdi böyle akıyor hocam. Evet, şimdi yani burası böyle, dediğimiz, burası, işte burası buluşma Ankara'nın noktası, derelerinin buluşma noktası. Hayır, toplar damarı. Toplar damarı. Yani bunlar diyelim beyinden gelen toprağı damar, bu kollardan gelen, ayaklardan gelen. Şuradan itibaren de Ankara çayı. Güzel. Ankara çayı da ana toplar damar. Güzel. Şu iki baksiye gördüğümüz aslında İnce Su Deresi'nin Ankara çayı adını almadan önceki son durağı. Güzel. Ki bu bütün Ankara'nın güneydoğudaki bütün drenajını, pis sularının Bülbül Deresi, Kavaklı Dere, Ayrancı Deresi. Artık dere demiyoruz. Aslında bu bir kanalizasyon box'ı. Evet. Değil mi? İki bir tane kutu box. Evet, box evet. Bu ve evet. Bunun içinden akar aslında evet. Kanalizasyon. Kanalizasyon. Evet. Özellikle bu mevsim İç Anadolu'da ve özellikle Ankara'da Ağustos sonu, Ekim başı Ankara derelerindeki doğal suyun en az düzeyde olduğu, en az akışın olduğu dönem. Yani şu anda hemen hemen %90'ı bunun evsel atık su var. Yani kullanılmış sular, yani belki çok az miktarı belki sanayi suyu, ki o da şeyden geliyordur. Bu taraftan da Çubukçayı, Çubuk geliyor. Evet. Çubuk ve Hatip çayının havaalanı tarafından bunlar gelen. Bunlar burada, evet. Ama %90'ı atık su, özellikle bu mevsim. Yani Ekim'e kadar bizim dereler hemen hemen kanalizasyon kanalı olarak görev alıyorlar. İnce Su'dan çıkan şu iki tane box dediğimiz kutu menfez, bizim baş tarafı İnce Su Deresi'nin Mühye Köyü civarında. Yani ODTÜ'nün Emir Gölü. Tabii hocam, sıyı yedi açıktan akıyordu zaten. Ben onu 68'de biliyorum. Kapandı. Ben onu biliyorum. Evet. Evet. Yani bu Mühye Köyü'nde kapatılmış. Oradan sonra Kolej, İmrahor Kolej, Sıhhiye ve buraya kadar kapalı olarak geldiği yer burası. O zaman aslında başlarken şeyi sormuştum. Ne oldu bizim derelerimize? Aslında derelerimize ne olduğunu biz buradan görüyoruz. Evet. Bunlar birer kanalizasyon kutuları olmuşlar. Buradan saatlerce konuşabiliriz. Bir de şeyi sormak istiyorum hocam. Bu kentte yaşıyoruz. Yaklaşık 6 milyon insan var. Kıymetli de bir suyumuz olduğunu hep düşünmüşümdür. Ama son yıllarda, son böyle bir 7-8 yıldır, belki 5-6 yıldır su fiyat itibariyle söylüyorum, astronomik bir yere geldi. Yani bir katlanma hali yaşıyoruz burada. Buna ilişkin bir değerlendirmeniz var mı? Elbette var. Sorunuzda Ankara'nın nüfusunun 6 milyon dolaylarında olduğunu söylediniz. Benim de edindiğim bilgiye göre Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin su abonesi sayısı yaklaşık 2 milyon 700 bin. Nüfusumuz da 6 milyonsa demek ki Ankara'da yaşayan 2.2 kişinin yaklaşık biri abone. 2 kişiden biri su abonesi. Buradan kaba bir hesapla hane halkı büyüklüğü de çıktı buradan hocam. Evet, aile büyüklüğü çıktı. Biz neredeyse 2'lere geldik. Evet, 2'nin biraz üstünde. Biraz üstünde. Biraz üstünde. Evet. Şimdi su fiyatlarına gelecek olursa aile bütçelerini etkileyen bir unsur. Susuz yaşam olmaz. Yani
bütün hemen hemen bütün belediyelerde su fiyatları belediyenin suyu mal ettiği maliyetinin çok altında sübvansiyon vardı orada. Hep her zaman sübvansiyon her zaman olmuştur. Ankara için bu çok daha önemli. Çünkü Ankara'nın su kaynağı %95'i İvedik Arıtma Tesisinden veriliyor. İvedik Arıtma Tesisinin de kotu yani rakımı 800 civarında. Halbuki Ankara'da 1200-1300 metre kotlarında yeni yerleşimler oraya doğru oluyor. Yani yaklaşık 400-500 metre bu suyu çıtlıyorsunuz değil mi? Pompalamanız gerekiyor. Tabii. Çok ciddi elektrik harcamaları var. Ve ara depolar var. Su kayıp kaçakları var. Mesela Ankara'da ve hemen hemen bütün illerde %30 ve üstünde %40-%50 su kaybı var. Bu su kaybını aslında tamamen kayıp olarak düşünmeyin. Teknik olarak, terminolojik olarak su kaybı demek karşılığı alınmayan, bedeli alınmayan su demektir. Hı hı. Bunun içinde kaçak kullanımlar var, camiler, işte ya da arızalar var. Okullar, hı hı. Şunlar bunlardan ücret de alınmıyor. Hı hı. Bunlar da aslında teknik olarak kayba giriyor. Ama gerçek kayıp iki türlü oluyor. Bir, kaçak kullanımlar. Bir diğeri de şebekedeki sızıntılar. Ve işin enteresanı Ankara'daki şebeke su kaçaklarının en önemlisi çapı en küçük olan, yani çapı 10 milimetre olan, yani 1 santim çapında, 20 santim, 22 santim çapındaki o küçük borulardan oluyor. Yani Ankara'nın gerçekten su kaçağı bunlardan oluşuyor. Bir diğeri de kaçak kullanımlar ki sanıyorum Ankara Belediyesi bu çok ciddi çalışmalar yaptı. Benim bildiğim 2023 yılında 1300 tane kaçak kullanan kişi yakalandı. Ve sanıyorum 90 milyon civarında ceza kesildi bunlara. Şimdi su fiyatlarına gelecek olursak da pandemi döneminde Ankara Belediyesi suya hiçbir şekilde zam yapmadı. 2019 yılı sonunda ne kadar metreküpü maliyeti evlere, içinde işte atık su bedeli de, çevre payı da, katma değer vergisi hepsi de dahil 5 lira 9 kuruştu. Fakat şu anda 28-29 lira metreküpü. Yani 3 yıl içinde yaklaşık %380. 5 kat, 6 kat. 5 kata yakın bir zam geldi. Aslında bunun nedeni şu, belediyelerde belediye meclisi kararıyla hizmetlere zam yapılır, fiyatlar belirlenir. İşte bu otobüs işletmesi de dahil, su da buna dahil ve belediye meclis karar verir. Fakat 2020 yılında belediye meclisi su fiyatlarını TÜİK'in ÜFE dediğimiz üretici fiyatları endeksindeki her ay artışa oranla zam yapmaya karar verdi. Biliyorsunuz TÜİK'in kamlarına güvenecek olursanız bile yaklaşık 5 kata yakın zam gelmiş. Sadece TÜİK'in rakamlarıyla. Onun için her ay otomatik olarak gelen faturalarınızda bir önceki aya göre ciddi fiyat artışları var. Ankara'da aslında İvedik Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış su son derece sağlıklıdır. İçme suyuna uygundur. Yeter ki arıtma tesisiyle sizin evin mutfağınızdaki, banyonuzdaki musluğunuz arasında ek bir kirlenmeye muhatap olmasın. Yani, bu tesis bir yanılmıyorsam Sayın Murat Karayalçın'ın belediye başkanlığı sırasında yapılan yapı değil mi hocam, arıtma tesisi? Arıtma tesisi çok daha önce 1968 yılında devreye girdi. Birinci kademesi girdi. Şu anda 3 kademe, 4. kademeye başlayamadılar. Yer sıkıntısı var. Aslında İvedik Arıtma Tesisini Devlet Su İşleri yaptı, belediyeye devretti. Ve devretmeden önce de... Ben Murat Bey döneminde hatırlıyorum hocam, çok büyük bir tesis yapıldı orada. İkinci kademeyi ikinci yaptı. Kademeyi yapıldı. İkinci kademe. Her bir kademe günde 565 bin metreküp su arıtır. Ve DSE'yi bu arıtma tesisinin nüfusun artmasına paralel olarak 4 kademede öngördü ve 4. kademede Ankara'nın 2030 yılının ihtiyacını karşılayacaktı. Ve bu kamulaştırıldı bu alan. Tesisin yeri belli, her şeyi belli, hazır, ortak binaları hazır. Fakat
bir önceki belediye sayın başkanı döneminde oraya önce ASKİ spor salonu yapıldı. Hemen arıtma tesisinin alanının içine yapıldı. Yanı başına ikinci kademenin. Bir de dördüncü kademenin yapılacağı yere de Samanyolu Lisesi yapıldı. Samanyolu Lisesi'nin de kime ait olduğunu biliyorsunuz. Şimdi dördüncü kademenin devreye girmesi lazım. ASKİ yer arıyor. Çünkü orada ASKİ spor salonu var. Şu anda ismi değişti zorunlu olarak. Evet. Bir lise duruyor. Üçüncü kademeyi belediye yaparken ASKİ spor salonunu yıkıp da gerçek yerini yapacak yerde biraz daha kuzey doğuya doğru bir yere yerleştirdi. Şimdi dördüncü kademe için sıkıntı yaşıyorlar. Yani bu plansızlık değil. Planlı yapılmış bir şeyin bozulması demek. Tahammüden. Evet, tahammüden. Şimdi bir içme suyu tesisinin yanında spor salonu yapılmaz. Niye? 10 bin kişilik spor salonu. Diyelim ki bir gösteri var, bir maç var. 10 bin kişi geliyor ve burada yiyor, içiyor, atıklarını atıyor benim arıtma tesisimin yanında. Bu atıklarda fareler gezer, işte kemiriciler gezer. Bunlarda oluşacak bakteriler, atıklar benim arıtma tesisimi etki eder. Bunlar hiç düşünülmeden yapılmış. Hocam bu ülke 25 yıl bu akıldan azade yönetildi. Yani akıl alır gibi değil ve bunlar hiç görünmeyen şeyler. Yani görünenleri herkes biliyor. Bir de şu Melih Bey Ankara Sirki kurdu. Ankara Sirki gösterilerini ASKİ spor salonunda yapıyordu. Filler dışkılarını yapıyor. Yani orada her türlü gösteri oluyor. Bir de oradaki büyükbaş hayvanların, onların atıklarını düşünün. Bir diğeri de buraya 10 bin kişi geliyor. Kendi özel arabalarıyla geliyor, otobüsler geliyor. Bunlar egzozlarından saldıkları, özellikle ağır metaller yere yakın gidiyor. Bizim arıtma tesisinin içine giriyor. Yani olacak şey değil. Yani su deyince bakın nereden nereye geldi. Nereye geldik değil mi? Evet. Eğer vaktimiz kaldıysa sizin açılışta değindiğiniz bir suyun felsefesiyle. Feylozof dedim hocam. Feylozof. Yani onu hak etmiyorum. Ömrümün sonuna kadar da onu hak etmeye çalışacağım. Ne güzel. Şöyle filozofluk şu, insanlar zannediyor ki su sadece fanilerin hakkı. Öyle şey olur mu? Hayvanların hakkı, bitkilerin hakkı, o ön üreticiler dediğimiz asıl alklar var, yaşamın asıl başı yani. Onu balık yiyecek, balığı, üst balık yiyecek, ondan bitkiler yiyecek, ondan insanlar yiyecek. Onların hakkında gözetmek zorundayız. Asıl filozofluğa adımımı şöyle atabileceğimi zannediyorum. Asıl taş toprağın da su hakkı var. Ne güzel hocam. Çünkü doğadaki gördüğünüz o kaya, doğadaki gördüğünüz o fay hattı, doğadaki gördüğünüz o kil, kireç, onların da suya hakkı var. Eğer su olmasaydı bu yaşamayan doğal kayaçların su hakkını sağlamasaydı bu kayaçlar, insanlık olmazdı. Neden? Tuz üretemezdiniz. Evet. Tuz nasıl üretilir? Mesela Tuz Gölü. Dünyadaki tuz üretilen yerlere bakın. Mesela Tuz Gölü'nde yağış olmazsa çok çelişki ama tuz üretemezsiniz. Doğru. Yağış olacak. Üstteki tuz tahta tabakasını eritecek 15-20 santim. Yazın buharlaşacak ve kristal tuzunu bırakacak. Siz onu sıyıracaksınız. Ertesi yıl yine yağacak. Mesela bizim Tuz Gölü'nde 6-7 yılda bir kuraklık olur. O yıl tuz sıkıntısı çekilir. Türkiye tuz ithal etmiştir. Yani o kayanın da su hakkını bizlerin gözetmesi lazım. Çok teşekkürler hocam. Son bir şey de şu. Ozanlar hep yağmurla ilgili dizeler yağmış. Oysa bereketin hamalı bulutlar. Ne güzel. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz. Evet, bir başka Gizlerin Peşinde programında yeniden bir arada olmak umuduyla. Hoşçakalın.